ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimin rahmeti üzerimize olsun. Efendimiz'e Peygamber aleyhissalatu vesselam selam olsun Allah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. İki namazı bir vakitte kılmak yoktur dedik. Olmaz dedik. Cebrail Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir şey göstermedi dedik. Böyle bir uygulama. Ama ve lakin bakın bu konuları, bu konuyu 1, 2, 3, bugün 4. anlatıyoruz. Ama başıyla sonu aynı değildir. Ya bu ilmihal konularını bir bütün olarak dinlemeniz lazım. 10 dakika anlattım ama başını anlattım, girişini anlattım. Sonuna kadar dinlemeden bu konuyu yarım anlarsınız. Dedik ki bir vakitte iki vakit olmaz. Bu ne zaman olmuştu sadece? Haç mevsiminde, Arafat'ta, Müzdelife'de olmuştur. Yani oradaki sebepte ama Cebrail Aleyhisselam böyle bir vakitte iki vakit kılmayı göstermemişti Peygamber Efendimiz. Öyle bir şey yok. Ama o gün Peygamber Efendimiz haccın, Arafat'ın ızdırabı, şiddeti, efendim sıkıntısı, yani o gün ikindiyi eda etmek, çünkü akşama gideceksin, eda etmek zor olduğundan ikindiyi öğleye, Müzdelife'de yolda, o izdihamda, Müzdelife'de de akşamı kılmak mümkün olmadığından nedir? Yatsı namazı vaktinde birleştirme vardır. Peygamber Efendimiz'in göstermesi, uygulamasıyla. Ve buradan başka bir şeye geçilecek tabii ki. Sonuca doğru gelirken başka bir uygulama, başka bir şekilde bunun haricinde haç zamanında, haç günlerinin haricinde, Müzdelife, Arafat haricinde iki vakti bir vakitte kılmak yoktur dedik. Belki de olabilir. Bakalım. İmam-ı Şafii'ye göre ise öğle ile ikindinin akşamla yatsının birleştirerek kılması. Bak şimdi İmam-ı Şafii buradan madem ki Arafat'ta öğlende ikindi ile öğlen bir arada kılınıyor. Madem ki Müzdelife'de bu sıkıntılardan dolayı, bu sebeplerden dolayı akşam namazı yatsıyla birlikte kılıyor diyor İmam Şafii. Şafii mezhebinin görüşü olarak diyor ki yağmur, hastalık veya yolculuk gibi özürler sebebiyle de mümkün ve caizdir diyor. Bak şimdi ne oldu? Dikkat dağıldı bak. Bana bak, bana bakmayınca oraya bakarsın. Bak koptu mu burada iş? Anlayamazsın. Ondan sonra hoca böyle dedi, şöyle dedi. Bu konular bütün olarak bu YouTube'dan falan da dinlerken tamamını dinlemeniz lazım. 10 dakikalık bölümünü değil. Bak başında dedik, olmaz dedik. Bak, bir vakitte iki vakit kılınmaz dedik. Ondan sonra dedik ki, Arafat ve Müzdelife'de kılınır dedik. İki vakit, bir vakitte birleştiriliyor dedik. Şimdi dedik, bunları iyi anlayın. İmam-ı Şafii'nin görüşü dedik, oraya kıyasla, Arafat'a ve Müzdelife'ye kıyasla, madem ki benim peygamberim bu sebeplerden, bu sıkıntılardan dolayı iki vakti bir vakte birleştirdiyse, hastalık, yolculuk, yağmur, çamur gibi durumlarda özür sebebiyle de diyor, İmam-ı Şafii iki namazı birleştirebilirsin diyor. Bu Şafii'nin görüşüdür. Bunları iyi anlayın. Yani. Kopuk kopuk anlarsanız, yarım anlarsınız ve bu şekilde hoca böyle dedi dersiniz yanlış anlaşılır. Bu bir bütün, bu konu bir bütündür. Onun için ilmihal konuları bitinceye kadar dinlemek lazım, anlamak lazım. Yine de bitmedi, daha görüşler var. İki vakti yani bir arada kılma mümkün müdür? Bu hususta daha görüşler var. He, Şafii. Bu cuma günleri bu pandemiden dolayı zannedersem Zuhrahir o. Zuhrahir kılmıyor. Bu boşluk kalıyor mu hocam? Bunun kaza yapmamız veyahut da... Şimdi bu konuyla ilgisi yok ama evet, onu anlatacağız böyle. Diğer başlık sordum hocam.
Hiç borçlu kalmıyorsunuz. Çünkü öyle bir namaz da yok. Orada da bir vakitte iki vakit olmaz. O zaman biz ne yapıyoruz? Cuma vaktinde hem öğleni kılmış oluyoruz hem cumayı kılmış oluyoruz. Ama bir vakitte iki vakit olmaz. Böyle bir şey yok. Cebrail böyle bir şey göstermedi. İhtiyate binaen cuma olmazsa öğlen olsun düşüncesiyle. Ya oluyordur ya olmuyordur. Olmuyorsa o zaman biz öğleni kılmamız lazım değil mi? Olmuyorsa. Madem olmuyor. Oluyorsa da zuhri ahri kılmaya gerek yok. Ki oluyor yani. Cuma namazının şartları oluyor. Birlikte kılıyoruz. Yani zuhri ahri kılmaya gerek yok. Ama namaz kılarsan kötü bir şey mi? Yok. Kılarsa kılar yani. El Fatiha.